Ben olacaktım var ya, kuş yutmazdım kuş. Vay be, ne güzel yer ya. Yat yere silahını. Bir şakı buldum. Herkes yere atsın. Ya! Memoli, Cem, çabuk. Elinizi çabuk tutun. Nişantaşı'nda bankada silahlı soygun var. Baba, ne şomazlısın sen ya? Sence nasıl başarıyoruz biz? İyi abla. Nereye gitsek başımıza bir bela açmayı? Bizi takip ediyorlar herhalde. Kıpırdama, kıpırdama. Aman ne olacak ki? Birazdan Memoli gelir, bizi kurtarır nasıl olsa. Memoli belki gelip bizi kurtarır ama... ...seni Memoli'nin elinden kim kurtaracak onu merak ediyorum. Ana! Şşt, dur. Esat'ına. Yapma, yapma. Ne yapacağım şimdi ben? Hayır, hayır, hayır. Hadi Müdür Bey, hadi. Beni üzmeyin. Hapiste sinirlerim çok yıprandı zaten. Günlerce tünel kaldım. Ne zor iştir bilemezsin. Hadi! Çekil şunu. Ben bunu bir yerden tanıyorum. Ama nereden? Sus. Ağlamak istiyorum, ağlamak istiyorum. Korkma Rambo, korkma. Şimdi Memoli gelecek ve hepsini mıhlayacak. Ne kokması Zeyno abla ya? Şahane var ya, şahane bir maceranın ortasındayız. Görmüyor musun? Ne? Ne? Aynı filmlerdeki gibi Bergin teyze şimdi uçup birine bir kafa, öbürüne de böyle bir tekme. Deli bu abla, deli bu. Aman Berk, bir de sen karıştırma ortalığı, durdurduğun yerde. Kaçarım bu fırsat Berkin teyze. Kahraman olursam polis akademisine sınavsız alırlar beni. Bir plan yapmam lazım Berkin teyze. Berkçiğim bak beni dinle. Sakın kımıldama yerinden. Anladın mı? Oyun değil bu, adamların şakası yok. Berkin teyze yüzüme iyi bak. İstek dışı Bruce Willis'le eşleşme yaşıyorum şu an. Asıl benim iş yakam. Tamam sen sabır ver. Nerede kaldın Memoli? Nerede kaldın be oğlum? Gel. Kusura be! Cem, şunu alıp Belgin ablayı bir arasana. Niye? Zeynep'i mi çağıracağız? Adamları teslim olmaya ikna etsin diye. Aha, şaka gibi değil mi? Cem ne oldu? Çalıyor ama kimse açmıyor. Biliyordum abi, biliyordum abi. Baba sakin. Belki çarşıya, pazara bir yere gitmişlerdir. Dur bak, bir de arıyorum işte. Çok abartıyorsun Memoli. Koskoca İstanbul. Her olayın, her kargaşanın içinde Zeynep olacak diye bir şey yok ya. Başak doğru söylüyor Memoli. İddiaya girer misiniz? Akşam yemeğine. Hayır. Hadi be baylar, bitmedi mi daha? Abi az kaldı, az. Pardon soyguncu bey. Önce şunu yatırsaydım da sonra soysaydınız bankayı. Son günü biliyor musunuz? Kış vakti elektriksiz kalmayalım yani. Her bankada bir çatlak çıkmak zorunda mı ya? Aa, isterseniz şöyle yapalım. Siz nasılsa bankayı soyuyorsunuz. Parayı ben size direkt olarak vereyim. Siz mührü basın. Ha? Üstü de kalabilir. Yeter! Ağız tadıyla bir soygun yaptırmadınız be. Geç şu tarafa. Gel. Kızmayın, tamam kızmayın. Ne oldu? Bu abla. Kim? Aman. O beni kaçıran adam var ya hani, soyguncu hani, banka soyarken beni aldı ya, götürdü ya hani, Memoli yakaladı ya hani. Aman. Eyvah, bankayı soyan adam o. Aynısı o, gene banka soyuyor. Ne zaman çıktı ki bu içeriden? Nereden çıkabilir canım, delirdin mi sen? Kaçmıştır muhakkak. Eyvah. İnşallah bizi tanımaz abla. Bu tarafa dön, bu tarafa dön, bu tarafa dön, bakma. Dün sana demedim mi git yat o şuraya. Hep senin yüzünden bir sürü ceza ödeyeceğiz. Ya anne ya, burada polisiye bir olay yaşıyoruz. Maceranın ortasındayız. Sen hala elektriklisin, sudasın. Beni delirtiyorsun ya. Al şu ellerini. Ah güzel adamcım. Ah. Ay, haklısınız. Sizi de ben soktum bu bankaya. Yok yok, kabahat sizde değil. Ben buradayım ya, ondan bütün bu belalar geldi başımıza. Nasıl yani? Memo hep diyor ki. Şşt, sus Zeynep. Şaka yapıyor aklı sıra. Sus. Şaka yapıyor. 5133 merkez, 5133. Dinliyorum 5133. Olay yerine intikal ediyoruz. Son durum hakkında bilgi verin. Bütün ekipler yolda. Durum hassasiyetini koruyor, tamam. Anlaşıldı merkez. Son bir şey daha. Dinliyorum, tamam. Olay yerinde Memoli Memoli diye ağlayıp bağıran bir rehine bulundu mu? Anlaşılmadı, tekrar edin. Olay yerinde diyorum. Neyse boş ver, tamam. Cem arıyor musun? Yok baba, kimse yok. Cevap vermiyorlar. Eğer bu olayın içinden de köylü kızı çıkarsa onun bir uzaylı olduğuna inanmaya başlayacağım. Niye? Böyle doğaüstü yetenekleri falan var. Bir yerde bir bela oldu mu bir takım o garip aletleriyle yerini buluyor, tespit ediyor camdan bacadan. Nereden olursa hemen uçuyor olay yerine. Yarasa gibi, Batman gibi yani, Süpermen gibi. Görün bakın, kesin uzaylı bu köylü kızı. Hatta robot bile olabilir. Baba şu akıl hastanesine gideceğiz ya. Seni de bir gösterelim ha? Korkutuyorsun oğlum bizi. Ne? Hepsi tamam mı? Tamam abi. Bunları ne yapacağız? Herkes beni dinlesin. Biz şimdi gidiyoruz. Siz birkaç saat daha burada uslu uslu oturacaksınız. Eğer biri bir numara yapmaya kalkarsa, bağıran çağıran olur, polis gelir bizi yakalarsa, hepinizin yüzünü teker teker ezberliyorum. Eğer bir yanlış yapan olursa tek tek ziyaret ederim ona göre. Anlamayan var mı?
Anladınız mı? Manyak doğru söylüyor valla. Böyle zırt pırt hapisten kaçtığına göre bizi de bulur. Sus. Ne dedin sen? Ben bir şey demedim. Ben ne diyeceğim ki ben? Banka dedim, soygun dedim. Baba banka soygunu ne kadar eğlenceli bir şeymiş dedim yani. Dur bakayım sen. Sen şu çatlak kız değil misin? Hani şu polis mi ne olduğu belli olmayan? Yok abi, ne alakası var? Bize karıştırdınız galiba. Ne karıştırıyor ya? O da biliyor senin polis olduğunu. Memoli'nin nişanlısı. Memoli mi nerede? Bana vurun onu. Bana vurun. Tamam, sakin ol. Sıra ona da gelecek. Nasıl sakin olayım abi? Bizi içine çıkan adamın nişanlısı. Bak. Karşımızda. Tamam, sakin ol sen. Adın neydi senin? Zeynep. Yok abi, benim adım Zeynep falan değil. Benim adım... Zeynel. Zeynel benim adım, Zeynel. Babamgiller anam hamileyken olan çocuk bekliyorlarmış. Onun için adını Zeynel koyayım demişler. Ben de onca da değiştirmemişler. Adım Zeynel kalmış öyle. Zeynep diye seslen, bak ben dönüp bakacak mıyım? Bakacak geçer, mıyım? Geçer. Geç yap, bakalım şuraya. Abi ya, polisler gelince elimizi çabuk tutalım. Dur bir dakika. Burada bir polis var. Hem de çok özel bir polis. Önce ondan başlamamız gerekiyor. Ya abi ne Gökte polisi ya? Gökte ararken yerde polisi buldum onu. Ne polisi ya? Ben bir kez polis kıyafeti giydim, o kadar yani. O da kötü adamlardan kaçmak için. Yapma ya. Silahın nerede? Ne silahı ya? Dedemin silahı vardı, onu da şey ettirdiler. Bana bak güzelim, üstünü aramak zorunda bırakma beni. Gerçi bundan çok zevk alırdım ya. Ara şunu. Tut abi silahımı. Dön! Memoli'nin yapma ya. Ya Abdülhan, bir şey var ya. Ya yapmasana ya. Aha ne abi, silahım olsaydı sana o kadar söyledim değil mi? Ha? Sus. O kadar söyledim, hepsini aklamışım şimdi değil mi? Silah mı? Ya bir saniye Belgin teyze ya. Bir plan yapmam lazım, plan yapmam lazım. Hep. Efendim. Yapmasana. Çocuğum kal. Ya bırak ya. Bilme be. Dur yapma ya, yapmasana ya. Sen bana inanmıyorsun değil mi? Bak sor Belgin ablaya, sor. O da gidiyor polis kıyafetine. Aha. Ben polisim, o da polis. Mi? Sizi de şöyle alalım efendim. Geç. Aha. Aferin Zeynep. Aferin kızım. Yok ablaya, ben bir şey açıklamaya çalışıyordum bunlara. Hem sen demedin mi her yere birlikte gideceğiz diye? Bak Zeynep Hanım ne kadar doğru söyledi. Şimdi sizi göndereceğim yere de beraber gidersiniz artık. Abi o işi bana bırak. Lütfen ya. Buyurun komiserim. Geç kişiyle çevrenin güvenliğini sağlayın. Şef. Nerede kaldınız oğlum ya? Memoli yine tersine girdi şef. Daha çabuk geliriz diye. Ya tamam bırakın şimdi dalga geçmeyi. Durum nedir şef? Her zamanki gibi 3 soyguncu 4 de olabilir. 7-8 tane de rehine var. Etraflarını sardık. Hava sıcak. Şimdi teslim olurlar. Tamam. Müsaadenizle ben bir şeyden emin olmak istiyorum. Zeynep! Megafonu Zeynep! Ver. Zeynep! Al bununla dene bari. Zeynep! Memoli! Memoli! Abla, Memoli geldi, duydun mu? Görün bakalım şimdi ne olacak. Aynen, abla, ne oluyor oğlum içeride? Kurtulduk. Ne olacak abi işte? Polisler geldi. Gidelim demiştim size. İnanmadınız. Allah kahretsin. Allah kahretsin. İyi oldu be abi. Hem Memoli'nin olan hesabı da görürüz ha. Zeynep! Bağırma. Duyusun diye şef. Ya bağırma oğlum. Ne var? Oğlum şunu bağırma diye yapmışlar ya. Kulağım mahvettin. Hiçbir şey duyamıyorum. Sağır oldum galiba. Çok iyi o zaman. Baloya seninle geldim. Seni öyle sat. Hemen açılıverdi bakıyorum kulakların. Bir dakika. Az önce ne diye bağırdın sen? Zeynep diye şef. Yani Zeynep içeride mi? Yoksa Beygin Hanım da mı içeride? Çabuk. Tamam. Bana bir çelik yelek getirin. Önce ben gireceğim. Derhal içeri giriyoruz. Hayır, şef. Derhal içeri giriyoruz. Önce ben gireceğim. Bizimki batıl inanç sadece şef. Ne inanç? Ya batıl inanç. Hani kara kedi geçer de tahtaya vurursun ya onun gibi. Baba ne yapıyorsun sen ya? Tamam. Kesin şaklabandı. Burada çok ciddi bir olay var. Belgin Hanım'a Zeyno içeride, tamam mı? Hayır, kesin emin değiliz şef. Soygunu duyunca biz hemen Belgin Hanım'ı aradık. Baktık evde yoklar. Ey insan, bela ve Zeynep kelimelerini otomatikman kafada birleştiriyor tabii. Beni de telaşlandırdınız. Merak etme şef. Memoli söyledi ya, batıl inanç. Yoksa Zeyno bu binada olsa yangın çıkardı. Belki de adamlar kendi kendilerine teslim olurlardı Zeyno'dan kurtulmak için. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.